Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de ulusal saatin ne olduğunu öğreneceğiz. Bir önceki derste de yerel saat ve buna bağlı hesaplamalar öğrenildi. Şimdi ulusal saatin ne olduğu ve ne işe yaradığı öğrenilecek. Ulusal saat dediğimiz şey ülke içindeki bir merkezin saatinin o ülkenin genelinde ortak saat olarak kullanılmasıdır. Yani bir saat merkezi buluyoruz ve bu merkezi ülke içinde ortak saat olarak belirliyoruz. Ülkemizde 30 ve 45 doğu meridyenleri yani şehir olarak 30 doğu İzmit'i 45 doğuda Iğdır'ı temsil edecek ulusal saat olarak kullanılmaktadır. 30 doğu İzmit 45 doğu ise Iğdır olarak temsil edilecek. Bazı ülkeler doğu batı doğrultulu geniş oldukları için birden fazla ortak saat kullanmak zorunda kalmışlardır. Kimdir peki bu ülkeler? Doğu batı genişliği fazla olan ülkeler demiştik. En önemli aklımıza gelecek ilk örnek nedir tabii ki Rusya. Hemen arkasından ABD, Çin ve Kanada gibi doğu batı genişliği fazla olan ülkelerde tek ortak saat kullanmamız çok zordur. Peki. Şimdi saat dilimleri ve saat dilimlerinin nereden geçtiği ne işe yaradı? Hemen şöyle bir göz atılırsa uluslararası yaşamda hayatı kolaylaştırmak asıl amacım. Yani uluslararası yaşamda hayatı kolaylaştırmak istiyorum ve saat dilimlerini kullanıyorum bunun için. Her saat dilimi 15 meridyenler oluşur. Hemen hatırlayalım. Bir önceki derste her 15 meridyenin 1 saat için kullanıldığını öğrenmiştik. Peki o zaman her saat dilim içinde 15 meridyeni rahatlıkla kullanabiliriz. Her saat diliminin merkez boylamı 15 ve 15'in katları şeklinde ilerleyecek. Her saat dilimi de 7,5 doğusundaki ve batısındaki meridyenleri kapsayacak şekilde karşımıza çıkacak. Şimdi burada unutmamız gereken Türkiye'nin hangi saat dilimlerini kullandığı Türkiye 2 ve 3. saat dilimlerini kullanır. Az sonra bununla ilgili şekil üzerinde de ayrıntılı detaylar verilecek. Şimdi 0'ın saat dilimimiz baş meridyen olarak kabul edildi. Baş meridyenin hemen sağında ve solunda 7.5-7.5 ilerleyen saat aralıkları verildi. Her bir 15 meridyen bir saat dilimini verecek bize ve diyeceğiz ki o arada kalanlar da birinci saat dilimi olacak. Hemen arkasından 22 buçukla 37 arası ikinci saat dilimi, 37 ile 52 arası ise üçüncü saat dilimini gösterecek bize. Şimdi Türkiye, hemen tekrar hatırlayalım, boylamlarla ilgili konuşuyoruz yine. Enlemler burada yok çünkü saat hesaplamasındayız. Unutmayalım. 26-45 doğu meridyenleri arasında bulunuyor. Peki 26-45 nereden geçer? Hemen bir bakalım. 26 şurada. E 45 de burada olduğuna göre demek ki Türkiye ikinci ve üçüncü saat dilimlerini kullanmakta. <laughs>